Ben deniz form keşifleri peşinde olan bir heykel tıraşım. Benim için görsel keşifler hiçbir zaman ilk sırada olmadı. Eğer form keşifleriyle ilgileniyorsanız, bunların nereden geldiğini anlamalı, nasıl geliştiklerini ve insanların bazı şeyleri nasıl bir araya getirdiklerini bilmelisiniz. Demir ocağına gittiğimde küpün kenarlarını eşit yani 10 milimetreden az fark olacak şekilde dövüp dövemeyeceklerini sordum. Daha önce hiç bu kadar büyük bir şey dövmemişlerdi. Her şeyin son derece muntazam olmasını istiyordum. Bana o halde sen yap dediler. Korumalı bir kask takıyor, çok kalın ve asbestten yapılmış bir kıyafet giyiyorsunuz. Dışarıdan sanki Mars'a gidecek kadar hazırlıklı göründüğümden eminim. Ayrıca kalın botlar da giymek zorundasınız. Pantolonunuz ve bacaklarınız kapalı olmalı ve bir de çok büyük eldivenler giymek zorundasınız. Sizi kocaman kovaya benzeyen bir şeyin içine koyuyorlar. Kafesli bir kare düşünün, kapısında da açabilmeniz için bir kanca var. Neredeyse 25 metre yüksek Sıcaklığında bir vinç var. Vinç operatörüne işaret verdiğinizde sizi bloğun etrafında istediğiniz yere döndürüyor. Bloğun tam karşısına geliyorsunuz. Sıcaklıktan neredeyse bembeyaz olan bir metal bloğunun karşısına. Çok ama çok sıcak. Bir noktada vinç operatörüne bakıp umarım ne yaptığını biliyordur diye düşünmüştüm. Bu parçada merak ettiğim bir şey var. İçinde bulunduğumuz yüzyılda sanal gerçekliğe çok yakınız. Herkes artık görselleri sanal bir şekilde algılıyor. Ve bu da şu anda sanatın karşısında bulunan problemlerden biri. Çünkü sanallık dokunulurluğu engeller. Işıklı bir ekranla olan ilişkiniz dışındaki herhangi bir şeyle olan ilişkinizi keser. Sanat, fotoğraf ve görselleri kullanır normalde. Biz de bu görseller sayesinde bilgi alır ve sanatı duyularımız ile deneyimleriz. Yürür, bakar, dokunur ve hissederiz. İşte ne yazık ki tüm bunların ortadan kaybolmasından bahsediyorum. Tabii bu yeniden ortaya çıkmayacakları anlamına da gelmiyor.